Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fotoğraflarının arka planını kontrol etmeyi unutan insanlara bakacağız. Ben fotoğraf atacağım zaman öyle çok incelemiyorum. Nerede ne var, güzel miyim, çirkin miyim diye. Ama aslında incelememiz gerekiyormuş. Eminim ki siz de videoyu izledikten sonra bir yere fotoğraf atmadan önce fotoğrafı yarım saat boyunca inceleyeceksiniz. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip birbirinden komik fotoğraf fail'larına bir bakalım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki ben de bu tarzda videolar çekmeye devam edeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk fotoğrafında abimizin neden böyle bir fotoğraf çektiğini kesinlikle anlayamadım. Herhalde kız arkadaşım var, hani yalnız değilim gibi bir imaj vermeye çalışmış. Ama arkadaki aynayı unutmuş, ayaklarıyla çekmiş fotoğrafı. Yani abi şu fotoğraf için şu hale girmeye değer miydi ya? Ayaklarınla tutmuşsun şöyle tableti. Yani neden böyle bir fotoğraf çektin? Ya da yani öyle küçük bir ayrıntı da değil, koskoca görünüyorsun orada ayaklarınla. Yani hiç mi fark etmedin bunu? Şu an baktığım fotoğrafta arka planda Voldemort'u mu görüyorum? Yani ben kafayı mı yedim? Sizce de o Voldemort değil mi ya? Abi birebir Voldemort. Ablalar ne güzel fotoğraf çektirmişler. Arkada Voldemort çıkmış. Yani ben biraz korktum bu fotoğrafta. Yani bakıyorum Voldemort ya, bu kesin burnu da yoktur bunun. Sanırım videonun en komik fotoğrafı bu olabilir. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir kız çocuğu tatlı bir fotoğraf çektirmiş. Arkada erkek çocuğunun yaptığı harekete bakar mısınız? Aynada kendini öpüyor. Ya evladım, şu fotoğrafın çekildiği anı mı buldum? Ya da ne bileyim, bunu bir yerlere atarken hiç mi görmediniz arkadaki çocuğun kendiyle öpüştüğünü ya? Ayrıca aramızda aynada kendiyle öpüşen kaç kişi var? Onu bir yorumlarda belirtirseniz, kendimi yalnız hissetmek istemiyorum çünkü. Ben de çocukken aynada öpüşmüştüm kendimle, evet. Abla bunu yapmış olamazsın ya. Ya ne güzel. Selfie atmışsın bir yere ama arkada aynadan tuvalette olduğun görünüyor. Yani abla keşke ayağa kalksaydın ya da ne bileyim tuvaletini bitirdikten sonra mı çekseydin fotoğrafı? Yani kamera kaçmıyor ya, tuvaletini bitir, çek pantolonunu falan, çekersin ondan sonra fotoğrafını. Yani inşallah hiçbir yere atmamışsındır diyeceğim ama benim videoma kadar geldiğine göre demek ki sen bunu bir yerlere atmışsın, geçmiş olsun. Ne güzel, ablamız tatlı bir fotoğraf çektirmiş, böyle tatlı bir hamilelik pozu vermiş. Köpeğin yaptığına bakar mısın? Ya bunu kasıtlı yapmıyorsa benim adım Mert değil ya. O köpek oraya bilerek kasıtlı geldi. Hemen gitmiş orada tuvaletini yapmaya başlamış. Ya ne kadar güzel bir fotoğrafı bitirmişsin ya sen şu an. Hani düşünsenize, böyle tatlı bir fotoğraf çekilmişsiniz. Gayet güzelsin, böyle güzel çıkmışsın falan. Arkada köpek sıçıyor. Allah Allah. Sanırım bu ablamız bu fotoğrafı çektikten sonra flörtünü atmış. Ama flörtüyle artık konuşuyorlar mı? Hala sevgililer mi? Bence kesin ayrılmışlardır, bitirmişlerdir ilişkiyi. Yani arkada çocuğum sen ne yapıyorsun? Ya senin nasıl bir amacın var? Neden ablanın pozunun içine ettin? Yani hadi içine edeceksin anlarım da, ne bileyim böyle ha falan yaparsın, arkadan gelir iki kulak yaparsın. Yani ilginç bir poz verirsin. Böyle bir poz vermezsin. Yani kesinlikle böyle bir poz vermezsin ya. Yani hayatımda gördüğüm en ilginç fotoğraf bu olabilir ya. Bu çocuk ne yapıyor arkada? Bence videonun en komik fotoğrafı bu. Muhtemelen yine bu ablanın flörtü demiş ki ya bana bir anlık atsana böyle boydan falan. Abla da gayet güzel bir fotoğraf çekmiş. Ne kadar güzel saçları falan. Sol alta bakarsanız orada büyük ayna, makyaj aynası herhalde. Oradan çıkan yansımasına bir bakar mısınız? Ya ablacım ne güzel fotoğrafın varmış, ne hale gelmişsin ya. Yani muhtemelen bunu da fark etmişsindir ya. Ama gerçi fark etsen benim videoma kadar da gelmezdin. Yani düşünsenize, flörtünüz size böyle bir fotoğraf atsa ne yaparsınız? Yani ben gülmekten herhalde yazamam ya. Bir 15-20 dakika gülerim şu fotoğrafa. Hayır. Şu an gördüğüm gerçek değildir ya. Lütfen gerçek olmasın. Hayır. Gerçekten ağlayacağım şu an. Düşünsenize, birisine diyorsunuz ki ya anlık fotoğraf at falan hani. Bunu atıyor. Ne yaparsınız? Ya ablacığım, hadi tuvalette çekindin anladım da. Ya kakanın üstüne de bir sifon çek de öyle çek ya şu fotoğrafı. Yani bunu nasıl fark etmezsin? Fotoğrafı çekiyorsunuz, klozette 2 kilo bok var ya.
Abla yani bilmiyorum, benim sana söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani ne kadar iğrenç bir fotoğraf. Yani inşallah flörtün kime attıysan seni engellemiştir ya. Benim başıma böyle bir şey gelse gerçekten engellerim. Yine arkadaşlarının fotoğraf çekilmesi sırasında katledilen bir ablayı görüyorsunuz. Ya o aynanın orada ne işi var ya? Şu kadarcık aynanın orada ne işi vardı da abla oradan çıktı? Vallahi anlayamıyorum ya. Bak ne güzel fotoğraf çekilmiş lan. Abla yine orada bırakıyor. Ya başka yerde çekilsenize fotoğrafınızı. Ayrıca birisi tuvaletteyken neden içeri giriyorsunuz? Ben onu da anlamadım. Yani bunlar hem içeri giriyor, bir de içeride fotoğraf çekiyorlar ya. Sanırım bu ablamızın başı biraz belada. Çünkü arka tarafta evrim geçiren, canavara dönüşen bir köpek görüyoruz. Ayrıca bu köpek muhtemelen Golden cinsi bir köpek. Yani Golden nasıl böyle bir poz verebilir? Bir Golden nasıl böyle korkunçlaşabilir? Anlayamadım. Ama ablacım sen o fotoğrafı çekeceğine bence oradan uzaklaş yavaş yavaş. Bir sıkıntı var köpekte. Yani köpeğin içine bir şeyler girmiş. Yine hayatımda gördüğüm en ilginç fotoğraflardan bir tanesi olabilir. Yani arka plandaki kediyi görmeseniz bile yine ilginç bir fotoğraf. Abi senin takım elbise seçimin ne kadar ilginç. Yani hayatımda bu kadar çirkin bir takım elbise daha görmedim. Ayrıca bunu neden banyoda çektin onu da bilmiyorum. Muhtemelen erkek grubuna falan atmıştır. Yani bir kıza falan atıyor olsa böyle bir yerde çekmezsin herhalde. Yani arkadaki kedi zaten uzaylı. O klozette bir şeyler arıyor. Yani tamamen ilginç bir fotoğraf. Ablamızın telefonunun kablosu bozulmuş muhtemelen. Onun fotoğrafını çekmiş. Ama arkada ayaklarına ne olmuş bunun? Yani ayaklarında küçük küçük eller var. Ne kadar gizemli bir fotoğraf. Yani ben anlayamadım. Onlar parmağa takılan bir şey mi o eller? Ne o eller? Yani o ellerin orada ne işi var? Abla sen bu fotoğrafı bilerek mi çektin? Yoksa fark etmeden mi çektin? Fark etmeden çektiysen evde böyle mi dolaşıyorsun? Yani bu fotoğrafı çeken kişinin bence psikolojik sorunları var. Arkadaki ayna orada olmasaydı gerçekten çok kaslı bir fotoğrafın olacaktı abi. Abimiz güzel bir kaslı görünme hilesi yapmış. Bakın şimdi size gösteriyorum. Bakın ne kadar kaslıyım değil mi? Ama aslında ne yapıyorum? Arkadan ittiriyorum. Ama bu görünmezse şöyle gayet kaslı bir fotoğrafınız olabilir. Yani dediğim gibi böyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ama arkadan elinizle böyle ittirdiğinizin görünmemesi gerekiyor. Yoksa böyle fail olur, Mert Gültaş'ın videosuna düşersiniz. Sanırım yine birileri Instagram'a falan fotoğraf atacağı sırada hayvanlar tarafından fotoğraf katledilmiş. Ablamız bir kumsalda diyeceğim ama çok kumsal gibi de değil. Yani orası kumsalsa ineklerin ne işi var? Böyle arkada kocaman da bir yapı var falan, anlamadım ablanın nerede olduğunu. Ama böyle bikinisiyle tatlı bir poz vermeye çalışmış. Ama gördüğünüz gibi inek kardeş orada çişini yapıyor. Yani bu hayvanların fotoğraflara bilerek gelip tuvaletlerini yaptıklarına artık ben %100 emin oldum. Yani kediler de bunu yapıyor, köpekler de bunu yapıyor, inekler de bunu yapıyor ya. Aranızda şöyle fotoğraf çeken kaç kişi var? Yani bir like, bir yorum atarsa çok sevinirim. Ben böyle bir fotoğraf çekmiştim. Evet, kendimden şu an çok utanıyorum ama uyuyormuş gibi yaparken şöyle fotoğraf çekmiştim. Ablamız da böyle bir fotoğraf çekmiş. Yani aslında başkasının çektiğini hissettirmeye çalışmak istemiş. Yani evde başkası var, ablayı böyle uyurken çekmiş gibi bir şey olacaktı. Ama gördüğünüz gibi arkadan ablanın yansıması çıkmış. Abla böyle ağzı açık bir şekilde tabletten fotoğraf çekiyor. Yani çok dalga geçmek istemiyorum. Ben de böyle bir fotoğraf çektim. Gerçekten utanıyorum şu an. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Fotoğraflarının arka planını kontrol etmeyi unutan insanlara baktık. Eminim ki bu videodan sonra hepimiz bir yerlere fotoğraf atacağımız zaman yarım saat inceleyeceğiz o fotoğrafı. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.